Nevzat Tarhan'la Hayata Dair. Evet, Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör, doktor Sayın Nevzat Tarhan telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar Hakan Bey. Teşekkür ediyoruz. Efendim bugünü şizofreniye ayırdık ağırlıklı olarak. Nasıl bir hastalık, ne sıklıkta görülür diye başlayalım dilerseniz. Tabii şizofreni psikiyatrideki ana en böyle tedavide en zorlandığımız, en toplumda da bütün dünyada da benzer sıklıkta rastlanan bir hastalık. Yani bir diyelim 100 bin kişilik bir şehir, Japonya, Türkiye, Amerika hiç olsun fark etmez. Burada 100 bin kişilik şehirde her sene 80 tane şizofren çıkıyor. Yani şizofren çıkıyor. Yani bu ortalama olarak baktığımızda, yani bu rakam aşağı yukarı 1000'de 80, yani aşağı %1'e falan denk gelen bir rakamda şizofreni ortaya çıkıyor. Bu yani bütün dünyada, bütün böyle kültürlerde benzer oranda olması, bunun hastalıkla ilgili bir genetik tamam konusunda önemli bir fikir veriyor. Evet. Son yıllarda da zaten çok ciddi araştırmalar oldu, genetik araştırmalar. Yani şu anda hedef genler var burada belirlenmiş şizofrenide. Hedef genler var. O hedef genleri günlük biz şu anda hastalarda bir mesela bir bilimsel amaçla şizofreni almış hastalarda böyle o hedef genleri araştırıyoruz yaygınlığı tespit etmek için. Hedef gen varsa kişide, yani o gen aşağı yukarı mesela otizmde de öyle, bipolar gibi hastalıklarda da öyle. Bazı hedef genler var. O hedef genler varsa hastalıkla ilgili, tedaviyle ilgili farklı bir sonuç oluyor. Hedef gen yoksa farklı oluyor. Hedef gen varsa biz artık o, şimdi genetik tedaviler çıkmıyor başladı. Öyle mi? Hastalıklarda tabii. Yani şimdi hedef geni belirliyorsunuz. Bir virüsün üzerine, hani adenovirüs dediğimiz zararsız virüsü bunlar. O virüse yükleniyor o genin. O geni değiştirecek, yani de gen taşıyıcısı oluşturuluyor. Ayrı bir laboratuvar var bunun için, biz kök hücre laboratuvarı kurduk ve orada transgenetik hücre laboratuvarları. Orada o proteini ya da o geni düzelten şeyi virüsü vücuda veriyoruz. Gidiyor, o gene bağlanıyor, o genin çalışmasını şey yapıyor, engelliyor. Aslında bu mRNA teknolojisi, aynı. Bu tür aşılar. O teknoloji. Evet. Bu teknoloji kullanıyor. Evet. O teknoloji, şimdi psikiyatrik hastalıkların da gündeminde. Yani o teknoloji kullanılarak, ama bu kişide tabii önce Hudexom dediğimiz bir gen taraması yapacağız. Böyle. Bu gen taraması yapıyoruz. O insana hastalığa özgü genleri tarayan bir sistem bu. Bütün kişinin genomu değil abi, bütün gen haritası değil. Sadece genel bütün insanlar ortak genlerin dışındaki genleri, polimorfizm gibi hatalı protein üreten genleri tarayan sistemler. Böyle durumlarda şizofreni ile ilgili bize genetik bir ipuçları veriyor. Hem yani birdenbire gene ve tedavi geçtik, ama şizofreni nedir aslında, önce onu bilelim ya. Doğru. Şizofreni şey olan insanlara bile kafası, bir insan birisine bozuluyor, kızıyor, şizofren diyor hemen. Niye şizofren deniyor? Şizofren kelimesi şizo, bir yarılma, bölünme, parçalanma anlamında bir kelime. Frendiz akıl demek zaten. Yani aklın bölünmesi gibi, güzel bir tabir, iyi ifade ediyor. Grekçeden gelme şeyler, kökeni. Bu nedenle biz onu şey oluyoruz. Böyle 20. yüzyılın başlarında bu tanım kabul görmüş ve şu anda da o tanı değiştirilmedi, devam ediyor. Yani bu şeylerde insanda normalde 3 gerçekliğimiz var bizim, bak. Bir rüya gerçekliği. Rüyada ayrı bir dünyadayız. İnsan orada uçuyor, dünyalar dolaşıyor, ya savaşıyor, bir şeyler yapıyor, dönüyor. Uyanınca bu rüyaymış diyoruz. Bir de hayal gerçekliğimiz var. Herkes böyle, hani
daydreaming diyorlar. Gündüz hayallere kapılır. Çocuklarda çok olur mesela. Ergenlerde çok olur. Hayallere kapılır. Bir şeyler düşünür böyle. Bir amacı vardır. Ona yönelik bir şeyler yapmaya çalışır. Çalışır. Ondan sonra bir şey olduğu zaman, herhangi birisi aradığı zaman, bir şey olduğu zaman, bu hayal der, gerçek dünyaya döner. Doğru. Bu üç gerçeklerse ondan sonra gerçek dünyada ne vardır? Bizim yaşadığımız dünyadır. Ne o dünyada? Arsenik, zehirler, işte bir yerden atlasan düşüp bir tarafın kırılır gibi böyle. Yani şu andaki yaşadığımız gerçek dünya. Yani yapacağın şeyler var, yapmayacağın şeyler var. Akıl yürütmelerle bir tanıdığım bir dünya var şu anda. Doğru. Gerçek gerçeklik bu. Diğeri hayali gerçeklik. Fiziksel gerçeklik, hayali gerçeklik ve rüya gerçekliği. Şimdi şizofren kişilerde beyinlerinde reality testing denilen, gerçeklik testi yapan bir network var insan beyninde. Gerçek. Bu gerçek gerçek değil. Bu rüya rüya değil diyor. Mesela rüyadan uyanınca bir alacakaranlık vardır. Ya bir önce böyle burası neresi, ben neredeyim diye araştırırsın. Hiç böyle şaşkınlık dönemi vardır. Onu sana rüyaymış dersin. Güzel rüya olduğu zaman bazıları hemen yatarlar devam etsin diye. Doğru. Aslında rüyada bile biz mesela kabusun içinde bile ben şey yakalıyorum kendimi şey derken. Ya bu kabus olmalı. Kabus mu acaba diye. Kabusun içinde bile insan o testi yapıyor aslında zihin. Tabii ki bazen rüyada da insan rüyada kendisini uyanık zanneder mesela. Evet. Ona komplike rüyalar denir. Komplike rüyalar. Hı. Orada kişi rüyadadır, uyanık zanneder kendini. O şekilde uyanık zanneder. Uyandığı zaman aslında rüya gerçekliğiyle, yani rüyanın içerisinde, hatta bazı insanlar var onun için, yani gündüz böyle hayattayken bile o gerçeklikten koparlar. Yani hatta eski tabirle cehli mürekkep denir. Yani komplike cehalet. İnsan cahildir, cahil olduğunu da bilmiyordur. Doğru. Onlara komplike cahil denir. Yani o cahillik, o da tabii ayrı bir şey. Ama ayrı esas konu bu kişilerin beyindeki gerçeklik testi. Yani bu hayal, gerçeklik, rüya. Bu üçünün ayrımını yapma bozukluğu var şeyde, şizofrenide. Bu bozukluk nedeniyle şizofreni hep şey yapılır. Yani böyle, yani bizde yani şizofreni tanısını öyle koymak çok kolay değil. Yani bir bakınca hemen diyorsunuz ama sizin kişi mesela şizofren olarak bilinen çok ünlü bir vaka mesela nedir? O şey filmi çekilen çok filmi çekilen The Beautiful Mind filmi. Evet, evet. Canlaş. O filmde o kişi tabii zeki birisi, matematik profesörü, fakat bir şekilde beyindeki bir hatalı yani bir genetik yapı, belli bir şartlar oluşunca, her zaman olmuyor, hatalı protein üretiyor. Hatalı protein üretince beyin görüntü üretiyor, ses üretiyor, görüntü üretiyor, hayal üretiyor. Böyle bir şeyler üretiyor. O kişi önce ona inanıyor. Masayı pencereden atıyor. O seslere kovmaya çalışıyor. Bilmem ne. Bunları yaparken bu kendi kendine konuşuyor bu adam. Ya yani bu adam hayal görüyor deyip, şizofren oldu deyip hastaneye yatırılıyor. Fakat zeki biri olduğu için bir müddet sonra birkaç tedaviler görüyor böyle. İyi olduğu zamanlar matematikle ilgileniyor. Yani daha sonra bir bakıyor ki o şey, ya bunlar halüsinasyon. Hı hı. Daha sonra matematik çalışırken o halüsinasyonlar geliyor orada. İşte üç tane bir adam, bir kadın, bir çocuk ona bir şeyler diyorlar. Hiç ilgilenmiyor onunla. İşine devam ediyor. O zaman şizofren bitiyor işte. Hocam bu kişi şizofreni yendi deniyor. Aslında kişiye bizim şu andaki yeni tedavi yaklaşımda, bak bunu birçok meslektaş tam farkında değil. Yani biz bir şizofreninin beyindeki bir kayıt hastalığı, algı hastalığı olduğunu fark ettikten sonra tedavide buna ağırlık vermeye başladık. Kişinin gerçeklik testi yapıp yapmaması, halüsinasyonlar, çünkü beyin hatalı protein üretip halüsinasyon üretiyor, hezeyan üretiyor. Kişi onu bu gerçek değil diye karar vermesi lazım. Bunu öğrettiğin zaman şizofreni bitiyor. Şimdi hani şey, meşhur bir söz vardır. Aslında uçlar birbirine yakındır. Bunlar arasında işte gecenin en karanlık olduğu an aslında gündüze en yakın andır. İşte denir ki delilikle deha aslında
birbirine çok yakın sınırlarda seyreder derler. Evet. Birbirlerine çok yakın. Dolayısıyla sanrı görenlerde özellikle şizofreni hastalarında zeka ne kadar, bununla ilgili bir araştırma var mı? Yani çok zeki insanların sanki John Nash'ten mi kaldı bize bu hastalığıymış gibi de gelir zaman. Zeki insanlarda şimdi bu hastalığı yenmek kolay oluyor. Hı hı. Yani bu hastalığın oluşmasında zeka olup olmaması o kadar önemli değil. Kişinin zeki olup olmaması, ama hastalık olduktan sonra hastalığı baş etmede IQ'su yüksek kişilerle daha iyi böyle psikososyal psiko eğitim yapabiliyoruz. Daha iyi bu realite testingi çalışabiliyoruz. Gerçeklik hı hı. testi yapmayı daha kolay öğreniyorlar. Öğrendiği zaman da hastalıkta şey oluyor. Yani şifa dönemine giriyor. Hastalık burada belirlenmiş, o genlerde belli bir stres, belli bir ortam olduğu zaman beyinde mesela serotonin artıyor, dopamin ihtiyacı artıyor beyinde. Hı hı. Üç önemli iki kimyasal. Bu durumlarda o kişide normalde uyuyan o gen harekete geçiyor ve hatalı protein üretmeye başlıyor. Hatay proteini beyin kimyasını bozuyor. Beyin kimyası bozulunca da kişi muhakemesi bozuluyor kişinin. Burada. Yani biz orada tedavilerde şu anda ilaçla gen ifadesinin olduğunu engelleyerek, ilaçlarla onu düzelterek gidiyoruz. O zaman öyle olursa ilaç ömür boyu kullanılıyor. Bu şekilde gerekiyor. Tamamen baskılanabiliyor mu ilaçlarla? Yani ilaçlarla tabii genin hatalı ifadesi bastırılıyor. Hatalı protein üretmesi önleniyor. Ve o kişi, ama bu erken tedavi olursa önemli. Vaktinde ve güçlü tedavi. Zayıf tedavi olursa bastırılıyor ama tam kontrol edilmediği için hastalık müzminleşiyor, kronikleşiyor hastalık. Onun için güçlü, kapsamlı ve erken tedavi çok önemli şizofrenide. O zaman da gerçeklik testini kişinin yapması için egzersiz mi yaptırıyorsunuz? Tabii, ondan sonra kişi o akut dönem geçip beyindeki o kimyasal fırtına düzeldikten sonra o kişi artık ondan sonra ona mesela sosyal uyum çalışması yapılıyor, rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor. Mesleki rehabilitasyon, sosyal rehabilitasyon ve bireysel rehabilitasyonlar yapılıyor. Ya bunun için ya Türkiye'de onu biz şey yapamadık, daha bir rehabilitasyon merkezleri kuramadık, ama bunun için özellikle Almanya çok güzel rehabilitasyon merkezleri kurdu. Yani onunla ilgili böyle hastalar şey yapmıyorlar. Yani rehabilitasyon merkezlerine takiple gidiyor. Biz de Türkiye'de şu anda TRSM'ler, yani ruh sağlığı, toplum ruh sağlığı araştırma merkezlerinde bir şey o çok faydalı oldu. O yapılıyor. Yani o ama yetmiyor. Yani birçok hastalık kontrol altına almak çok zorlaştı, hastalıkları. Yani sadece oraya gitmiyor. Anne baba aile içerisinde birçok tedavi görmeyen hastalar ilaç reddi çok oluyor şizofrenlerde. Hastalık bilinci olmadığı için, hı hı. Yani kişi kendi hastalığı kabul etmiyor. Tabii. Onun için yani kendi her tedavi yapılan şey düşman gibi görüyor. Yani onun için birçok hekim ve sağlığa yönelik şiddetlerin arkasında birçok şizofren hastaları var. Beni hastaneye yatıracak, bana zarar verecekler, öldürecekler, tecavüz edecekler diye düşünüp, yani öyle bir durumda önüne için kim çıkarsa beyaz önlüklü ona saldırıyor mesela. O tarz vakalar o şekilde oluyor. Yani onlara da tabii yaklaşım biçimi çok farklı, önemli. Şimdi... Bir de şey çok arttırdı son zamanlarda şizofreniyi, madde kullanımı. Belki keyif verici maddeler, uyarıcı maddeler özellikle, yani özellikle dikkat eksikliğinde kullanılan maddelerin en büyük özelliği bu. Ben hiç unutmam, bir zaman bir şey vardı bizde çalışan birisi, doktor arkadaş vardı, maalesef bir iyi niyetli birisi değildi. Bir gün yanındaki çalışan elemana şey yapmış, bakmış yani sen çok dikkatin dağınık, yapamıyorsun işi diye, hiç muayene etmeden al şu ilacı kullan demiş, böyle dikkat ilacını, kırmızı reçeteliydi o zaman, şimdi artık takipli ilaçlardan. O ilacı veriyor, meğer o kişinin kardeşi şizofrenmiş. Yani onda da şizofren geni varmış. Eyvah. Geni var. O ilacı alınca başladı bütün böyle konuşmalar, hezeyanlar. Ondan sonra enteresan bir şey oldu. O konuşmalar başladıktan sonra meğer o doktor arkadaş bize yamuk yapacakmış böyle. Bir dışarıda yer tutmuş, bizim hastaları alıp bütün her şeyi anlattı.
size böyle yapacak bir iş, bu iş şöyle işler çeviriyor filan diye anlattı. Yani biz de farkında olmadan o kişinin şeyini, kötü niyetini ve şey yaptığını, yani o hastalık ortaya çıkınca bastıramadı o doğru bilgileri bize söyle anlatınca şey oldu yani. Biz onu hem tedavi aldık hem öbürüne ilişki kestik mesela. Böyle bir durum yaşamıştık. Şimdi... Yani şimdi bak, ona rastgele ilaç muayene etmeden, hı-hı, aile yüklerini bilmeden dikkat ilaçları böyle patır olmaz patır tabii kullanılıyor şimdi. Yani o bak pat diye şizofreni çıkarıyor ortaya. Birçok genleri tetikliyor çünkü o ilaçlar. Genlerin böyle dopamin artıran ilaçlar. Dopaminin fazla artması demek beyinde. Eğer kişide yatkınlık geni varsa şizofreni çıkarıyor. Yani onun için uyarıcı birçok ilaç. Özellikle ben ABD'den geçen de bir hasta geldi Amerika'dan. Hem de şeyden Los Angeles'tan. Yanılmıyorsam USA'de okuyan bir çocuktu. Bir Türk çocuk yani o da. Annesi babası da hekim. Çocuk böyle hırslı bir çocuk. Okuyacağım, sınıfı geçeceğim diye bu uyarıcı ilaçlar almış. Dikkat eksikliğinin. Belli bir dozun üstüne çıkınca saçmalamaya başlamış. Orada bir hastaneye götürmüşler. Ailesi gitmiş ki hastane değil, hapishane gibi orada böyle. Çok berbat bir yer. Ondan sonra bize getirdi. Ve çocuğu hemen detoks yaptık. Böyle toksifiye ettik. İlaçtan düzenledik, toparladı. Yani o çocuk o ilacı alması şey... Yani kendi başına o ilaç orada kolay elde ediliyor tabii. Yani o ilaç alması. Onun için böyle dikkat eksikliği ilaçlar gizli şizofreni varsa tetikleyebiliyor. Yani dopamin artırıyor çünkü o ilaçlar. Dopamin de dikkatle ilgili. Mesela dopamin şizofrenide önemli. Dopaminin şöyle özelliği var. Bak dopamin nasıl bir madde. Dopamin beyinde ödül ceza sisteminin ödül hormonu. Kimyasalı daha doğrusu hormon değil de nörotransmitter. Dopamin şizofrenide aşırı salgılıyor beyin. Beyin kendiliğinden aşırı salgılıyor. Dopamin salgılamasını önleyen ilaçlar veriyoruz. Biz o zaman hezeyanlar, sesler, kulaktan duymalar kesiliyor. Peki hocam, dopamin ödül sistemiyle ilgili olduğuna göre, şimdi ben şeyinin mantığını anlayamadım. Kişi neden sanrı görüyor? Yani daha mutlu ve doyumlu hissetmesi gerekmiyor mu? Ben o kendi dünyasında çok mutlu şizofren. Çok mutlu. Mesela biz şizofren böyle kendi dünyasında yağmurlar yağdırıyor, savaşlar çıkarıyor, dünyayı düzeltiyor, kendi kendine konuşuyor, kendi kendine gülüyor, hayaller görüyor böyle. Yani müthiş böyle bir gerçeklik var. Hayal dünyasında çünkü o kendi dünyasında çok mutlu oluyor şizofren. Yani şizofren türüne göre değişiyor ama yani şizofrenler yani zaten şizofren ana belirtileri... Dereistik düşünce tarzı, otistik yaşam tarzı diye geçiyor. Dereistik, gerçeğe uymayan düşünce tarzıyla böyle otistik yani içe kapanık. Hatta Freud otizmle ilgili çok güzel bir tanım yapmış. Çocuklar primer narsisttir diyor. Yani çocuklar ilk doğar doğmaz ilk kendini sevendir diyor. Kendine hayran olandır diyor. Çocuk gerçekten de en bencil varlık kimdir dersen çocuktur. Çünkü ben ve annem diyor, başka hiç kimseyi kale almıyor hayatı öğrenmeden. Sevgi yatırımını egosuna yapmış kendinin. Ben daha sonra büyüyor, sevgi yatırımını ailesine yapıyor, babasına, ailesine, arkadaşlarına, çocuklarına. Büyüdükçe ülkeye, vatana, daha büyüdükçe de olgunlaştıkça evrene, varoluşa, yaratıcıya zihinsel, duygusal yatırımını yapıyor insan. Bu gelişmişlik düzeyine göre değişiyor. Şimdi şizofren olduğu zaman kişi artık sekonder narsizm demişim şizofreniye. Çok aslında müthiş bir tespit. Şizofren narsizm demesi, o kişi artık şizofren olan kişi sevgi yatırımını başkalarına yapmıyor. Artık sadece tekrar kendine döndürüyor. Kendini seviyor, kendi dünyasında mutlu. Bazen böyle şizofrenik mesela Mehdi oluyor çok. Bize yani her zaman bir Mehdi vardır hastanede bizim. Mehdi oluyor, yağmurlar yağdırıyor, savaşları durduruyor, bütün kötüleri yok ediyor, böyle bir kılıç sallıyor. Ondan sonra biz tedavi ediyoruz onu. Gerçeklikten çıkıyor birdenbire. Yani sahte gerçeklikten çocuk depresyona giriyor. Yani post psikotik depresyon diye bir depresyon var, depresyona giriyor. Ya diyoruz bu çocuk böyle daha mutluydu, böyle yapmak da iyi mi yaptık diye söylüyoruz ama öyle de yaşanmaz ki tabii. Yani öyle hayatta çevreye verdiği zarar
Olabilir. Yani orada yani çevreye de zarar veriyor. Bir müddet sonra zaten öyle bir şey ki diyor mesela, ben geçenlerde bir hasta vardı. Yiyip içmiyor. Niye yiyip içmiyorsun diyor. Ben de diyor fotosentez özelliği var diyor. Oo. Ben güneş ışınıyla besleniyorum diyor. Yemeğe ihtiyacım yok ki diyor. Genç kızdı bu. Hem de anoreksiyası var. Düşün bak, sırf bu düşünce evet. bozukluğu nedeniyle beslen yemek yer reddi var. Ben fotosentezle besleniyorum diyor. Hocam, uzaylılar bana yardım ediyor diyor. Çevresi için çok zor bir hastalık, özellikle tabii. çevresi için. Fakat tanımayan insanlar için de şu anda mesela sosyal medya gerçeği var. Sosyal medyadan herkes size ulaşabiliyor bir şekilde mesaj yoluyla. Bana ve pek çok arkadaşıma da gelen şöyle mesajlar da var. Kişi, tanımıyorum o kişiyi hiç kesinlikle, sanki tanıyormuş gibi konuşuyor. Ben seninle şöyle yaptım, sen bana hakaret ettin, şunu dedin, bunu dedin. Ya kardeşim demedim ama belli ki hasta. O kişi yani benimle bir şeyler yaşamış kafasında, bir şeyler bu durumda. Mesela yakını da değilim, tanımayan bir insanım. Ben nasıl ya da işte böyle bir mesaj alan kişi nasıl yaklaşmalı bu tabii, insana? Tabii böyle durumlar işte kişi de bak duygu, düşünce, davranış ve yaşam tarzı değişiklikler oluyor şizofrenlerde. Duygu değişiklikler olur, duygu ifadesi mesela bazı kişilerde çok coşku olur. Bazı şizofren türlerinde içe kapanma olur. Bazı şizofren türlerinde takıntılar olur. Bazılarında kuşkuculuk olur. Bazıları dezorganizedir böyle. Yani bu gibi çok çeşitli türleri, bazıları kurumuş ağaç gibidir. Böyle şey yapmıyor, her şeyden kopuktur. Bu böyle hebefrenik eski tabiri ya da dezorganize şizofren dediğimiz vakalarda ve onlar çok kolaydır teşhis. Yani saçma sapan konuşmalar yapar. Hayal dünyasındaki saçmalıkları anlatır. Böyle bir anlamsız saçma olduğunu ortalama bir insan görür böyle. Böyle durumda. Ama bazıları kendi içinde sistemli hezeyanı oluyor. Kendi içinde tutarlı oluyor. Öyle olunca da o kişiler şizofren olduğu halde, böyle paranoid şizofren olduğu halde sanki hezeyanlı bozukluk da daha yakın tablolar, müthiş bir taraftar da toplarlar o kişiler. Yani birçok böyle yıkıcı tarikatlar böyle kurulmuş şeyde Batı dünyasında. Bakıyorsunuz böyle kendine, o kişiye bir derin inceleme yaptığı zaman kendini kutsallaştırmış, bir hezeyan oluşturmuş. O bazı insanların psikolojik eksiğini tamamlıyor, gideriyor, taraftar topluyor böyle. Böyle toplu intihar yapıyor ondan sonra da. Spor elbiseleri giyip 38-39 kişi intihar yaptı, intihar etti Amerika'da. Evet, yani bu evet, şey var. Toplu intihar yaptılar. Yani onun için bu da çok rastlanan bir şey, örneklerdir. Ama bunlar da zeki oluyorlar tabii. Zeki şizofrenler böyle şey yapabilir, insanları etkileyebilir. Yani böyle kişilere yani hayalle gerçek ayrımı üzerinden değerlendirmek lazım. Sizi tanıyor gibi konuşuyor diyelim böyle bir durumda. Evet. Onu eğer böyle durumlarda kanıt karşı kanıt çalışılır. Karşı kanıtla düzelirse o, ha ya ben yanılmışım, bana öyle gelmiş derse, o şizofren değil. Ama yanlış bir hezeyanını sanki tartışmasız bir gerçeklik gibi inanırsa ve bunun kanıtlarla değişmediğini görürse, böyle durumlarda şey var. Mesela takip hezeyanları vardır bazı, işte persekütif hezeyan dediğimiz. Ve bana komplo kurmuşlar. Yolda arabalar selektör yaparken bana yapıyor diyor. Hı hı. Bakıyor, pencereden bakıyor, arabaları görüyor böyle. Ya polis arabalarına yazık diyor. Beni bu kadar polis niye izliyor diyor. Niye bu kadar benim için bu kadar benzin harcıyorlar diyor mesela. Böyle evet. durumlarda. Yani yukarıdan ses geliyor, komşunun ayak sesi. Ah bak, benim hangi odada olduğumu bunlar anlıyor diyor. Düşüncemi okuyorlar diyor. Yahut bazıları ben onların düşüncelerini okuyorum diyor. Yani düşünce okuması beynimde şu anda, özellikle bu teknolojiyle ekleniyor. Beynimde benim implant yerleştirdiler diyor. Mikroçip yerleştirdiler benim beynime diyor. Böyle şeyler var. Hatta gelip MR çektirilenler oluyor. Evet. Bana yıllar önceydi. Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı o zaman. Bir işte bir Anadolu'dan bir ilden bir hanımefendi geldi bana. Dedi ki şey, ya ben Cumhurbaşkanlığına aday olmaya gidiyorum dedi. Ankara'ya gidiyorum dedi. Gelme sebebi de bana neymiş biliyor musunuz? Bana danışman olur musun diye gelmiş. Hmm, yani yeah. baktım, büyüklük hezeyanı olan bir evet. Şizofreni vakası. Ben anlatmaya çalıştım ama ilaç falan verdim. Yani bu önce bir bunu düze, ondan sonra bu konuyu konuşalım dedim. Hemen reddetmek değil. Fakat tabii şey değil yani, bir yakın olması lazım onu tedaviye getiren. Sonra ne oldu bilmiyorum. Mutlaka. Yani bunun için bu şeyler, yani böyle ilginç şeyler vardır.
vakalar olur öyle. Evet. Yani şizofreni hastalığı bu nedenle ya ve tedavisi ya ilginçtir, çok ilerledi şey tıp bu konuda. Eskiye göre çok daha sosyal uyum, yani bir şizofreni üçte biri iyileşiyor bak. Üçte biri ne yaparsan yap iyileşmiyor. Diğer üçte biri de sosyal şifa dediğimiz duruma geliyor. Yani ama yıllarca ilaç kullanıyor. Ama evet, ilk üçte bir böyle tam şifa ilaç kesilebiliyor onlarda. Onun için şizofreni tanısı koymak için hemen bir görüşte şizofreni denmez. İki tabii sene sürerse şizofreni tanısı koydur. Ve şizofreni sadece düşünce bozukluğu yetmiyor. Duygu, düşünce, davranış bozuklukları da olması lazım. Kişinin sosyal uyumu bozuluyor. Tedavide şey çok önemli. Hem bireye yapılacak bireysel psikoterapi de önemli, psikoeğitimler önemli, bir de çevre desteği önemli. Mesela birçok şizofrende çevre yapıcı oluyor. Yapıcı olduğu için şizofreni nüksetmeden seyredebiliyor. Onun için bu şizofreni tedavisinde tıp eskiye göre daha ileride. Beynin birçok sırları anlaşılabiliyor şimdi. Bu nedenle kimse şizofreni düzelmez diyerek bir etiketlemesin kimseyi. Peki evet hocam. Peki hocam. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Rica ederim. Rica ederim. Bir başka programda görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın. Rica ederim. Hoşçakalın.